Şimdi adres aradıken Tekirdağ'da bir yeri arayalım. Nereye arayalım? Onu bakacağım. Tekirdağ'ı ara. Nereye? Tekirdağ'ın yakın. Onu yakın olanı birazdan farklı bir şekilde bulacağız. Tekir'e gidiyor. Tekir'e gider. Tekir evet. Tekir'e ne oluyor? Tekir'e alışveriş. Tekir AVM'ye yazdığınızda. Nasıl? Evet, buldum. 2 kilometremiş buraya. Doğru mudur? Bilene verdi. Evet, doğru. Kapalı otoparkı. Yani hatta böyle yerler de var. Mesela Tekirdağ AVM'nin kapalı otoparkı, lojistik bölümü. Hepsini böyle değişik değişik etiketlemişler. Ben şimdi ne işimiz var bizim lojistik bölümünde? Kapalı otoparka. Evet. Şimdi ben buraya tıklayınca arkadaşlar karşıma 3 tane mod çıktı. Hissel noktalar ekle. Ben buraya istersen böyle tıklar. Sürekli gidiyorum ben Tekirdağ AVM'de demek ki. Buraya işte Tekirdağ AVM diye kaydeder, kişisel noktalarımı atarım. İstediğim zaman da tekrar gelip Tekirdağ AVM'yi bu adres ara bölümden aramayı ulaşabilirim. Burada bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Mesela köy yerinde açık alandayız, yani hiçbir adres olayı yok. Orada ne yapacaksın, neredeyim diye. Hayır, neredeyim diye. Adresini kendin yapacaksın. Neredeyim diye tıklayacaksın, tamam mı? Hani sürekli gidiyorsun. Ahmet amcanın evine gidiyorsun sürekli. Doğru mu? Ahmet amcanın evinin bizim adresini nereden bilelim buradan? Sen neredeyim diye konumu oluşturacaksın, kaydedeceksin, tamam mı? Kişisel noktaları Ahmet amcanın evine giderken de oradan basacaksın, ilerleyeceksin. Onu da böyle çözebiliriz. Açık alanda da kayıt yapabiliyoruz. Tabii. Evet. Burada navigasyon başlat bölümü var. Bir de gönder diye bölüm var. Aslında diğer ikisi de çok önemli değil. Gönderdi. Şu an mesela bu Tekirdağ AVM'yi ben bilmiyorum. İşte içimizden biri diyorum, neredesin? Tekirdağ AVM'ye gideceğim şimdi diyorum. Aa ben oraya bilmiyorum, siz burada adresi yazıyorsunuz, gönder bölümünü gönderdiniz. Benim telefonuma da Tekirdağ AVM'nin kolum geliyor. Ya aynı şekilde bu gönder olayı, mesela şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndayım. Ya ben oraya bilmiyorum dedim, müdür bey dedi ki ben size kolum gönderim. Aynı mantıkta benim buraya ulaşmamı sağlıyor ya da sizin nerede olduğunuzu bana bildirmiş oluyor. Navigasyon başlat dediğimizde. Navigasyon modu seçim ekranı diye bir ekran çıktı karşıma. Bu ekranda ben modumu seçeceğim. Yaya olarak mı gideceğim buraya? Araçla mı gideceğim? Toplu taşımayla mı gideceğim? Bunu tercih yapacağım. 2 kilometremiş. Hava da fena değil. Bence yürüyelim. Yaya modumu tıkladım. Evet. Kalan mesafe 2 kilometre 518 metredir. Şimdi burada bana nasıl yönlendirecek? Şimdi dışarıda olmadığımız için yönlendiremedi. Tam yerimizi saptayamadık kapalı alanda olduğumuz için. Bana diyecek ki, diyelim ki sol taraftan devam edeceğiz. İndim, yüzümü sola doğru çevirdim. Saat 12 yönünde 300 metre boyunca devam ediniz dedi. Ben saat 12 yönünde 300 metre boyunca devam ettim. İşte 285 metreden itibaren işte 10 metre sonra demeye başlayacak. Saat 3 yönünden karşıya geçiniz. Saat 3 yönünden karşıya geçeceksiniz. Saat 12 yönünde 700 metre boyunca devam edin gibi bu yanlardan olacak. Saat 1 yönüne devam edin. Saat 11 yönüne devam edin. Saat 2 yönünden tekrar işte karşıya geçin. Hedef sağınızdadır, hedef solunuzdadır gibi. Saat kadronun üzerinde yönlendirmelerini gerçekleştirecek. Şimdi onu denemeye çalışacağız. Hep birlikte bakacağız. Şimdi burada evet.